UCS araç çubuğundaki komutlara devam ediyoruz. Üçüncü sıradaki bu düğme UCS Provius düğmesidir. Bu komut önceki UCS'ye dönmemizi sağlar. Örneğin şu anda bu düğmeyi tıkladığımda bir önceki UCS'miz neyse o UCS'ye dönmüş oluruz. Ondan sonraki düğmemiz World UCS düğmesidir. Bunu tıkladığımızda dünya koordinat sistemine dönmemizi sağlar. Bir sonraki komut Object UCS komutudur. Bu komut ise seçilen objeye göre yeni bir UCS tanımlar. Komutu çalıştırıp uygulayalım. Komut satırında şu anda bizden obje seçmemiz isteniyor. Obje seçerken bu objenin hangi tarafını tıklarsak oluşturacağımız UCS buna göre değişecektir. Örneğin objenin burasını tıklayalım. Gördüğünüz gibi UCS ikonumuz bu obje üzerine yerleşmiş oldu. Bu komutu tekrar çalıştıralım. Bu sefer objenin başka bir yerini tıklayalım. Örneğin üst taraflarında bir yer tıklayalım. Gördüğünüz gibi yine orijin noktamızın yeri değişti ve UCS ikonumuz obje üzerinde bir yere yerleşti şu anda. Bir sonraki düğme Face UCS komutudur. Bu komut UCS'leri objelerin yüzeylerine göre oluşturur. Komutu çalıştırıp uygulayalım. Komutu çalıştırdığımızda komut satırında bizden bir yüzey isteniyor. Örneğin bu objenin bu yüzeyinde bir yer tıklayalım. Gördüğünüz gibi tıkladığımız yüzey seçilmiş oldu ve UCS ikonumuz bu yüzey üzerinde bir yere yerleşti. Eğer bu şekilde kabul etmek istiyorsak Enter tuşuna basmamız gerekir. Köşeli parantez içinde 3 farklı seçeneğimiz var. Bu seçeneklerden birincisi Next seçeneğidir. Next seçeneği başka bir yüzey, yani bir sonraki yüzeyi seçmemizi sağlar. Eğer bu yüzeyi istemiyorsak, farklı bir yüzeyi seçmek istiyorsak o zaman klavyeden N'ye yazıp Enter tuşuna basmamız gerekir. Gördüğünüz gibi yüzeyimiz değişti şu anda ve UCS ikonumuz da buna göre değişti konum olarak. Köşeli parantez içindeki seçeneklerden X Flip seçeneği eksenlerin yönünü değiştirmemizi sağlar. Eğer X Flip seçeneğini seçersek X ekseninin yönü sabit kalacaktır. Y ve Z eksenlerin yönü değişecektir. Uygulayıp görelim. X Flip seçeneğini seçmek için klavyeden X yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi X ekseninin yönü değişmedi. Z ve Y eksenlerinin yönü değişti. Ondan sonraki seçenek Y Flip seçeneği. O da yine eksenlerin yönünü değiştirir fakat Y ekseninin yönü değişmez. Bunun için Y yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi Y ekseninin yönü değişmedi. X ve Z eksenlerinin yönü bu şekilde değişmiş oldu. Komutu bitirmek için Enter tuşuna basmamız gerekir. Bir sonraki düğme View UCS komutudur. Bu komut XY düzlemini ekranımıza paralel olarak ayarlar. Komutu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi XY düzlemi şu anda bizim ekranımıza paralel oldu. Yani ekranımızın yatay yönü X ekseni, düşey yönü de Y ekseni olarak ayarlandı. Bir sonraki komutun rahat anlaşılması için en son yaptığımız bu işlemi geri alalım. Bir sonraki düğme Origin UCS komutudur. Bu komutla orijinin yerini istediğimiz bir yer olarak ayarlayabiliriz. Komutu çalıştıralım. Çalıştırdığımızda orijin noktasının yeni yeri isteniyor bizden. Ekranın herhangi bir yerini tıklayabildiğimiz gibi koordinat olarak da bu noktayı girebiliriz. Örneğin biz bu objemizi bu köşesinin orijin olmasını istiyorsak bu köşeyi tıklamamız yeterli olacaktır. Bir sonraki komutla devam ediyoruz. Bir sonraki komutumuz Z-axis komutudur. Bu komutla Z ekseninin pozitif yönünü göstererek orijinin yeni yerini
tanımlayabiliriz. Komutu çalıştıralım. Komutu çalıştırdığımızda komut satırında bizden orijinin yeni yeri isteniyor. Örneğin bu objemizin bu köşesi olsun bu sefer. Şimdi de Z ekseninin pozitif yönü isteniyor. Pozitif yönü de örneğin yukarı doğru olsun. Bunun için bu köşe üzerindeki herhangi bir noktayı tıklayabiliriz. Tıkladığımızda gördüğünüz gibi Z eksenimizin yönü bizim işaretlediğimiz yönde. Orijin noktası da yine bizim belirlediğimiz yerde. 3 point UCS komutuna geldik şimdi. Bu komutta oluşturacağımız UCS'nin yeni orijin noktasını ve XY eksenlerinin yönünü belirleyebiliriz. Örneğin yeni bir UCS oluşturalım. Bu UCS'mizin orijin noktası objemizin bu köşesi olsun. X ekseninin yönü bu taraf, Y ekseninin yönü de bu taraf olsun. Bunun için komutumuzu çalıştıralım. Şimdi bizden orijin noktasının yeni yeri isteniyor. Orijin noktamız burası olacaktı. Burayı tıklıyoruz. Şimdi de X ekseninin yönü isteniyor bizden. X ekseninin yönünü belirtmek için bu kenar üzerindeki herhangi bir noktayı tıklayabiliriz. Örneğin bu noktayı tıklayalım. Seçeceğimiz noktanın bu eksen veya bu kenar doğrultusunda olmasına dikkat edelim. Şimdi de Y ekseninin yönü isteniyor. Y ekseninin yönü de buradaki dikey kenarın üzerinde herhangi bir nokta olabilir. Biz bu uç noktayı seçebiliriz. Gördüğünüz gibi orijin noktamızın yerini belirledik. X ekseninin yönü bu tarafta, bizim istediğimiz yönde. Y ekseninin yönü de yine bizim istediğimiz tarafta, bu şekilde ayarlanmış oldu. Bir sonraki düğme X axis rotate komutudur. Bu komut şu anda güncel durumdaki UCS'yi X ekseni etrafında döndürür. Uygulayıp görelim. Komutumuzu çalıştıralım. Komut satırında şu anda bizden UCS'nin X ekseni etrafında ne kadar döndürüleceği soruluyor. Genellikle 90 derece biz döndürürüz. İstediğimiz derecede döndürebiliriz. 90 dereceyi kabul etmek için 90 yazıp Enter'a basabiliriz veya şu anda aktif durumda veya güncel durumda 90 olduğu için direkt Enter tuşuna da basabiliriz. Biz 90 yazıp Enter tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi X eksenimiz sabit kaldı. UCS ikonumuz X ekseni etrafında 90 derece döndürülmüş oldu. Diğer tarafta döndürmek istiyorsak o zaman -90 yazabilirdik. Ondan hemen sonraki komut Y axis rotate komutudur. Bu da UCS'yi Y ekseni etrafında döndürür. Örneğin çalıştıralım komutumuzu. Bu sefer 120 derece döndürelim UCS'yi. Bunun için klavyeden 120 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi UCS ikonumuz Y ekseni etrafında 120 derece döndürülmüş oldu. Bir sonraki düğme ise Z axis rotate komutudur. Bu da yine UCS'yi Z ekseni etrafında döndürür. Komutu çalıştıralım. Bunu da örneğin 150 derece döndürelim. Klavyeden 150 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi UCS ikonumuz Z ekseni etrafında 150 derece döndürülmüş oldu. Son komutumuz ise Apply UCS. Bu komut ise güncel durumdaki UCS'nin seçilen görünüm alanına uygulanmasını sağlar.